Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Tekrar bir iftardan önce bir akşamda iftar sohbetlerinde tekrar beraberiz canlı yayınımızda. Bugün cennet konusunu işleyeceğiz. İnşallah. Birlikte bu konu üzerine sohbet edeceğiz. İnşallah. Konuğum da sevgili kardeşim Mehmet Yıldırım. İnşallah. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Cennet konusu Allah bize Kur'an'da çok detaylı olarak ayetlerde bildiriyor. Evet. Geçtiğimiz günlerde dünya hayatını, ölümü, kıyamet gününü, ahireti, hesaba çekilişi konuşmuştuk. Tabi hesaptan sonra Müslümanlar sonsuza kadar kalacakları ve Allah'ın asıl yurt olarak belirttiği Kur'an'da cennete sevk edilmiş oluyorlar, cennete alınıyorlar. İnkar eden, hayatları boyunca dünya hayatında kendilerine verilen süreyi Allah'ı düşünmek için, Allah'ı anmak için, Allah'ı zikretmek için, Allah'a ibadet etmek için kullanmayan insanlar da, inkar edenler, cehenneme, yine sonsuza kadar kalmak üzere ama, ikisinde de cennette ve cehennemde sonsuz bir yaşam var. Sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme sevk ediliyor insanlar. Öncelikle şunu belirtelim. Cennete girdiğinde insan çok rahat bir üzerinde huzur ve neşesi oluyor tabii ki onun. Çünkü kurtuluşa ermiş oluyor. Bu çok önemli. Cennete alınan bir kişi artık Allah'ın ondan hoşnut olduğundan emin oluyor bakın. Bu nokta da önemli. Ve o gün üzerinde bir hoşnutluk var. Ve kurtuluşa erdiğinin, gerçek kurtuluşu bulduğunun, gerçek mutluluğu bulduğunun farkında. Allah bize ayetlerinde belirtiyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Ali İmran suresinin 185. ayetinde. Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Bakın Allah bildiriyor. Ateşten uzaklaştırılıyor Müslümanlar ve cennete alınıyor. İşte gerçek kurtuluş budur diye Allah bildiriyor. Yani insan o işte biraz soğuktu, biraz havaları ısınsın diyorsun. Mesela hemen insanı gerçekten bunaltan bir sıcaklık baş gösteriyor. Onu dediğin gibi dünyada bulamıyor. Bulması da mümkün değil. Çünkü Allah cennete olan özlemi insanlardaki arttırmak için zaten dünyayı hep acizliklerle. İşte ya terliyorsun ya üşüyorsun. Değil mi? Ya aç kalıyorsun ya çok fazla yediğinde bu sefer tekrar bir sıkıntısı oluyor. Midende onun rahatsızlığını hissediyorsun. Dünyada hep böyle bir ortam var. Ama birçok nimete insan dünyadayken özellikle Müslümanlar, çünkü Allah onları güzel bir hayatla yaşatacağım diyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Dünyadayken gördüğü nimetleri ahirette cennete girdiğinde inşallah hatırlıyor. Evet. Diyor ki şeytandan Allah'a sınırım, bu nimet bize dünyadakine benzer olarak sunulmuştur diyor. Maşallah. İşte dünyadaki nimetlerin de insanın sunulmasının bir hikmeti de bu olmuş oluyor. Cennete gittiğinde ona biraz alışkanlığı oluyor ama dünyada o nimet mutlaka acizliğiyle beraber yaratılıyor. Evet. Cennette işte onun acizliğinden ayrı olarak yalın, hiçbir şekilde acizlik barındırmayan saf nimet olarak karşısına geliyor cennette. Dediğim gibi yani dünyadaki acizliklerden mesela birçok acizlikler var. Bunu artık belki insan ülfet haline getirdiği için acizlik olarak görmüyor olabilir de. Mesela uyumak değil mi? Yorulmak. Yani her gün uyuması gerekiyor insan. Yoruluyor. 24 saat sonra artık bayağı bir gücü azalıyor veya yemek yemezse gücü azalıyor. Bunu bir normal bir şeymiş gibi görebiliyor ama cennette bunların olmadığını görünce çok çok büyük bir nimet olduğunu anlatacak. Yani değeri çok çok artacak. Dediğin gibi kıyas yaptığı için. Yani kıyas olmasa, dünyada bu acizlikler yaratılmamış olsa cennette o kadar farkına varmayabilirdi. Ama Allah yani özel olarak burada yaratıyor bize, acizlikleri yaratıyor. Çok büyük nimet olmuş oluyor bu acizlikler. Çünkü dünya hayatı yani kıyasladığımızda yani hiç hacminde gibi bir şey sonsuz hayatta. Çok kısa. O yüzden orada sonsuz hayatta sürekli bu dünya hayatını hatırlayarak ne kadar büyük bir nimet olduğunu hep orada daha çok kavrayacağız inşallah. Allah'ı daha çok tespit edip daha çok anmamıza vesile olacak bu anılar inşallah. Yaşadıkları yerle ilgili de Allah birçok detayı bildiriyor inşallah Kur'an'da ayetleriyle. Mesela Tevbe suresinin 72. ayetinde şeytan Allah'a sınırım. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan, mesela ırmak değil mi? Mesela bir deniz görüyoruz, ne kadar bir ferahlık veriyor. Mesela sadece su aslında baktığında ama metafizik bir olay meydana geliyor. Mesela İstanbul'un da güzelliğinden bir tanesi deniz olması. Evet. O sırf denizi var diye birçok şehri tercih ediyorlar birçok insanlar. Orada Allah özel bir mutluluk, ferahlık yaratıyor bir baktığında. İçi ferahlıyor insanın. Çünkü cennette de öyle olduğu için, cennete olan özleminden dolayı, evet, fıtratında maşallah olduğu için bir güzellik yaratıyor Allah. Devamlı da altından ırmaklar akan cennetler ve adın cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. Allah, asıl Allah'ın rızası en büyüktür diyor Allah. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Cennetteki tüm nimet tam insanın aradığı en büyük güzellik olmuş oluyor. Mesela yüksekçe binalar, yüksekçe köşklerden
bahsediyor Allah Vakıa suresinin 15. 16. ayetlerinde. Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerinde. Taht gerçekten insanı çok rahat, geniş bir oturma dinlenme alanıdır. Tabi orada insanın dinlenmeye ihtiyacı yok ama fıtratında o var. Hani sırtını yasladığında yine sırtını yaslamaya ihtiyacı yok cennette. Evet. Yorulma yok çünkü. Ama yasladığında dünyayı hatırlayıp ondan zevk alıyor. Allah fıtratını o şekilde yaratmış ve o yüzden geniş tahtlar üzerinde sohbet ettiklerini bildiriyor. Evet ve en önemlisi demiştik Allah'ın hoşnutluğu. Bununla ilgili de birkaç ayet okuyalım inşallah. Şeytanın Allah'ı sanırım. Tevbe suresinin 72. ayetinde Maide suresinin 119. ayetinde Allah onlardan razı oldu. Onlar da şeytanın Allah'ı sanırım. Onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Bakın gene kurtuluş ve mutluluktan bahsediyor. Birçok kez Allah tekrarlıyor. Çünkü gerçekten çok çok önemli olduğu için yani tek kurtuluş diyor Allah. Büyük kurtuluş. Ve Allah'ın hoşnutluğuyla ilgili mesela şeytandan Allah'a sığınırım. Kıyamet suresinin 22. ve 23. ayetlerinde yüzleri ışıl ışıl parlar, Rablerine bakıp durur. Yani Rabbinin değil mi yüzünü orada görebiliyor. Yani hoşnutluğu en önemlisi olduğu için orada en büyük zevk o olmuş oluyor. Allah bildiriyor ayetinde inşallah. Evet. Bir başka ayetinde de Yasin suresinin 58. ayetinde çok esirgeyen Rab'dan onlara bir de sözlü selam vardır diyor. Maşallah çok büyük nimet. Çok da büyük bir müjde. Başka bir ayetinde de Kamer suresinin 55. ayetinde çok kudretli, mülkünün sonu olmayan Allah'ın yanında doğruluk makamındadırlar diye bildiriyor Allah inşallah. Seyircilerden bir ricam var şu an. Bu ayetleri biz okuduğumuzda düşünsünler. Bu ayetlerde anlatılan değil mi? Müslümanın, müminin ahlak yapısı var. Bir ahlak, Kur'an ahlakı dediğimiz. Evet. Dünyadaki insanların hepsi bu ahlak üzerine olsa şu an dünyadaki sorunların yani milyonda biri değil trilyarda biri bile hiçbir şekilde kalmaz. İnşallah. Bir damla kan akmaz. Hiçbir insan bir insana küsmez. Değil mi? Hiçbir insan Tabii. bir insana arasını açmaz. Dargınlıklar, küslükler zaten biter. Kan tamamen durur. Yani olumsuz olan insan ilişkileri arasındaki olumsuzlukların hepsi kalkar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ayetlerine iman ederler diyor Zuhruf suresinin 69. ayetinde veya biz, başka bir ayetine tekrar bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru bir istikamet tuttururlar. Yani dosdoğru bir istikamet tutturuyorlar. Yani hiçbir şekilde dediğin gibi davasından bir sapma olmuyor veya bir gevşeklik göstermiyor. Sürekli daha da etkisi artması için Allah'a dua ediyor. Allah'a içi titreyerek dua ediyor, yalvarıyor. Çünkü hepsinin Allah'ın kontrolünde olduğunu, her şeyin Allah'ın yarattığını bildiği için sürekli Allah'tan istiyor ve etkisinin de dünya çapında artması için hep Allah'a bir dua içerisinde oluyor. Ve o duasına binaen inşallah Allah nasip ediyor. Evet. İnşallah. Kardeşim ağzına sağlık. Allah razı Senden olsun. Senden de inşallah Allah razı olsun.